Merhaba. Bugün size stresi anlatmak istiyorum. Son zamanlarda hatta son 15-20 yıldır stresin sağlığımız üzerindeki olumsuz etkilerinden bahsediliyor. Bununla ilgili her yerde okuyorsunuzdur. Stresten kurtulmalıyız. Peki stresten nasıl kurtuluruz? Şimdi her yerde stresten nasıl kurtulmalıyız, sakin olmalıyız vesaire anlatılıyor ama öncelikle stresin ne olduğunu biliyor muyuz? Stres vücudumuzda nasıl bir tepki yapıyor ve stres nedir? Şunu anlatmak istiyorum. Stres vücudumuzun kendisini tehlikelere karşı korumak için vermiş olduğu bir tepkidir. Yani stres olmasaydı biz şu an bu dünyada olamazdık. Bu hayatta kalamazdık. Hayatta kalmamızı sağlayan faydalı reaksiyonlar zinciridir diyebilirim. Madem bu kadar faydalı, niçin bizim için bu kadar zararlı? Öncelikle stresin ne olduğunu anlatayım. Yani stres yaşadığımızda vücudumuzda nasıl bir tepki oluyor? Şimdi yaklaşık 200 bin yıl boyunca insanlık doğada, açıkta yaşadı. Ve bu süreç içerisinde yine doğada yırtıcı hayvanlar vardı. Yani sadece yırtıcı hayvanlar değil, bir sürü tehlikelerle karşı karşıyaydık ama en önemlisi avcı toplayıcı toplum içerisinde yırtıcı hayvanlara karşı hayatta kalma mücadelesi veriliyordu. Düşünün karşınızdan bir kaplan geliyor. Ne yaparsınız? Şu an mesela söyleyeceğimiz şey tabii ki günümüzde bir kaplan yok ama hemen bir stres oluruz deriz. Peki stres olurken ne oluyor? Ben adım adım bunu anlatmak istiyorum. Aslında baktığınızda şu an anlatacağımdan çok daha karmaşık bir yapı olduğunu söyleyebilirim. Ama basit olarak anlatmak istiyorum ki ne olduğunu algılayabilelim. Öncelikle vücudumuzda 3 tane hormon salgılanır stres yaşadığımızda. Neler bunlar? Bir tehlike yaşadık, kaplan geldi. Vücudumuz adrenalin salgıladı. Adrenalin kan basıncının artışını sağlıyor. Aynı zamanda kortizol salgılıyoruz. Kortizol hayati önemi olmayan organlarımızın ve hizmetlerin durmasını sağlıyor. Yani mesela üreme, sindirim, bunun gibi fonksiyonlar baskılanıyor. Glukagon salgılıyoruz. Bu glukagon da karaciğerimizde bizim tehlikelere karşı anında enerjiye çevrilecek glukoz bulunuyor. Glukagon bu enerjiyi, bu glukozu enerjiye çeviriyor. Bu glukoz yaklaşık 1000 kalorilik hazır bir enerji ortaya çıkıyor. Bu da yaklaşık olarak 1 saatlik bizi mücadele edebileceğimiz ya da kaçabileceğimiz bir saatlik enerji sağlamış oluyor. Bu enerji tabii ki karşımızda kaplan var. Ya kaçacağız ya da mücadele edeceğimiz için kollarımıza ve kaslarımıza gidiyor. Tabii ki bu enerji ve kan dolaşımı da o sırada işte dediğimiz gibi üreme, sindirim veya kendisini tamir etme kısımlarını yaşamıyor. Tamamen hayatta kalmak için mücadeleye hazır bir haldeyiz. Bu enerjimizi ne yapıyoruz? Ya savaşarak ya da kaçarak harcıyoruz. Eğer kaçtıysak ya da karşımızdaki yırtıcı hayvanı öldürebildiysek bu sayede hayatta kalmış oluyoruz. Hayatta kaldığımız için vücudumuz bize bir ödül olarak endorfin salgılıyor. Endorfin de halk arasında mutluluk hormonu olarak biliniyor. Yani yaşadığımız stres bize bir haz vermiş oluyor. Bu harcadığımız enerjiyle işte mineraller vesaireler kaslarımızın giden enerjiyi daha güçlenmesini sağlıyor kendimizin. Tabii bu arada glukoz depolarımız boşaldı. Boşaldığı için de acıkıyoruz. Acıktığımız için yemek yiyoruz. Protein, karbonhidrat vesaire yiyoruz. Ve dopamin salgılanıyor yemek sonrasında. Ve mutlu oluyoruz. Bu arada da yaşadığımız bu durum sayesinde yani bu tehlikeye karşı hayatta kaldıktan sonra tekrar belki 3 dakika belki 5 dakika sonra tekrar normal hayatımıza geri dönüyoruz. Ne oldu? Stres çok faydalı oldu. 1 saatlik bir süreçte bizim hayatta kalmamızı sağladı ve çok faydalı. Peki stres neden zararlı diyoruz? Tabii bu arada 1 saatlik süreçte ne yaptı? Üreme fonksiyonu durdu, sindirim durdu, kendini tamir sistemi durdu. Bunların hiçbirini yaşayamadık. 1 saatlik süreçte bunu yaşamak bir sorun değil. Tersine hatta kaslarımız giden o enerjiyle, harcanan enerjiyle güçlendik. Daha güçlü hale geldik. Peki günümüzde ne oluyor? Şimdi onu açıklarsam. Günümüzde
Karşımızda bir kaplan yok. Kaplan biliyorsunuz tehlike yaratıyordu. Ama kaplan yerine karşımıza bu sefer hayatımızda yaşadığımız tehlike olarak gördüğümüz olaylar çıkıyor. Nedir? Patronunuzun size bağırması, patron veya eşinizinle yaşadığınız sorunlar, kayınvalidenizle yaşadığınız sorunlar. Bunun gibi sorunları o 200 bin yıllık tehlike şeklinde algılıyor vücudumuz. Ne yazık ki bunu yapan da aslında beynimiz. Beynimiz dışarıdaki gerçekle kendi beyninde düşüncelerin yarattığı durum arasındaki farkı algılayamıyor. Bunu daha sonraki videolarımda anlatıyor olacağım. Bu çünkü bu kısımda çok önemli. Hatta kendimizi strese karşı koruyabilmemizin yöntemlerinden biri bunu anlamaktan geçiyor. Yani sonuçta bir patronumuz bize kızdığında biz bunu aynı birincisinde neydi? Tehlike kaplandı. Şimdi ise kaplanmış gibi algılıyoruz. Ne oluyor? Yine aynı vücudumuz ne yazık ki aynı reaksiyonları veriyor. Aslında ne yazık ki diyorum ama hayatta kalmamızı sağlayan şeyler de bunlar. Adrenalin, kortizol, glukagon, biraz önce söylediğimin aynı senaryo gerçekleşiyor. Yine enerjiye ulaştık. Enerji kollarımıza, kaslarımıza, bacaklarımıza gitti. Ama bu sefer enerjiyi harcayamıyoruz. Çünkü karşımızda ya patronunuz kızdı diye patronunuza gidip dövmüyorsunuz veya onunla mücadele kavga etmiyorsunuz. Tabi bu arada stres de ne oluyor aslında baktığınızda trafikte stresini kontrol etmeyen birçok kişi bu enerji de kollarına geldiği için sokakta o yüzden trafikte o kavgalar da birazcık bununla ilişkili diyebiliriz. Enerji harcanamadı. Şimdi glukoz enerjiye döndü, kanımıza gitti ve kanımızdaki bu enerjiyi harcayamadığımız için kan şekerimiz yükseldi. Orijinalinde biz bunu harcıyorduk. Sonrasında ne oluyor? Kan şekerinin yükselmesi tehlikeli olduğu için vücudumuz kendisini koruma reaksiyonu olarak kanımızdaki o şekeri yok etmek için insülin salgılıyor. İnsülin kanımızdaki o şekeri alıyor, yağ çeviriyor. Yani bir şeyler yapması gerekiyor o şekeri. Yağ çeviriyor ve depoluyor. Genelde yağlanma da bununla yani yediklerimizde de aynı reaksiyon oluyor. Kan şekerimiz yükseliyor. Beslenmede de oluyor, streste de aynı şekilde oluyor. İnsülin onu yağa çeviriyor ve yağlanma da buradan geliyor diyebiliriz. Orijinalinde ise bu insülini salgılamasına gerek yoktu. İnsülin aynı zamanda fazla insülin salgılanması enflamasyon da yaratıyor vücudumuzda. Yani iltihap. Glukoz yakılamadı. Yakılamadığı için ilk baştaki o endorfin yani stresin yarattığı mutluluğu da yaşayamıyoruz. Çünkü glukoz yakıldığı zaman ortaya çıkıyor. Öbüründe ise endorfin salgılamıştık. Bu arada sporla ilişkisini de benzer bir reaksiyon oluyor. O yüzden sporda da siz o glukozu yaktığınız için o endorfin ve mutluluk durumunu yaşıyoruz. Glukoz yakılamadı ama sonuçta karaciğerimizdeki glukagon sayesinde karaciğerimizdeki glukoz yakıldı. Ve karaciğerimize yine vücudumuz oraya o glukozu doldurmak istiyor. Ne yapıyoruz? Yine acıktık, yine yemek yedik. Yemek yedikten sonra normal bir rutin, yine insanın yemek yemesini sağlaması için doğanın verdiği bir kural, dopamin salgılıyoruz. Bu dopamin salgılanması da yine bir ikinci mutluluk yaratıyor. Sonuç ne oldu? Oturduğumuz yerde yağlandık, gereksiz insülin salgıladık ve enflamasyon yarattık. Tabii bu yaşadığımız stres durumu ne yaptı? Yağlanma yarattı, enflamasyon yarattı. Güçlenme yaşamadık çünkü o enerjiyi harcamadık. Bu arada sporla ilişkisini de aslında yakalayabiliyorsunuz burada. Sporda da bir stres yaratıyoruz ama stres birincisindeki o tehlikelerde anlatıldığı gibi pozitif reaksiyonlar vermesini sağlıyor. Buradan da ortaya çıkan şu. Bu stresi de tabii biz ne yapıyoruz? Sadece işte patronumuz bize kızdı ve bir saatte bitmiyor. Bunun üzerine ne oluyor? Gelecek kaygıları, işte maddi kaygılar, her zaman için toplumun yarattığı baskılar, çevrenizdeki iş arkadaşlarınızın yarattığı baskılar. Ne yazık ki bunların hepsini beynimiz tehlike algısı olarak
alıyor, tehlike olarak görüyor. Hayati tehlike olarak görüyor. Aslında hayati tehlike yok. Şu anda böyle bir tehlike yaşamıyorsunuz. Ama ne yazık ki hayati tehlike olarak görüldüğü için biraz önce bahsettiğim reaksiyonlar ortaya çıkıyor ve dediğim gibi bu sürekli olduğunda ne oluyor? Üreme, sindirim, kendini tamir, yenileme kısımlarını yaşayamıyoruz. Ve kronik stres sürekli olarak yaşadığımızda da tabii ki bize çok ciddi olarak sağlık sorunları olarak geri dönüyor. Peki bunu nasıl yönetebiliriz? Öncelikle stresin ne olduğunu anladık. Ne yapmalıyız? Tehlike algısı dedik. Bu tehlike algısını biraz önce belirttiğim patronun bize kızmış olduğu tehlike algısını hayati tehlike olmadığını anlayabilir miyiz? Bunun için de düşüncelerimizin farkına varmamız gerekiyor. Düşüncelerimizin nasıl mı farkına varacağız? Onu da bir sonraki videomda anlatacağım. Hepinize sağlık.